bu. Para Kültür Merkezi sayesinde oldu. Yani bana bir çarptı. Böyle bir... Herkese günaydın arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün koronayı atlattık. Gayet sağlıklıyız. Mina kreşe gitti. Ben de süper hissediyorum kendimi. O yüzden bugün böyle dedim ki yani yeni hayatımın ilk günü olarak bir şöyle bir spora başlayayım. Böyle bir yaza hazırlanayım, fitleşeyim falan filan dedim. Bayağı kilo verince vücudumun kıvrımları böyle yok olmaya başladı. Hiç böyle bir şey olacağını beklemiyordum ama oldu. O yüzden ben de dedim ki hadi Gizem yaparsın sen dedim. Aslansın sen, kaplansın. Bu sefer devam edersin spora falan filan dedim. Geldim ama buraya her şeyimi hazırladım. Her şey dediğimde metin falan yok. Attım onları, yenisini alacağım. Ama bugünlük böyle olsun. Kıyafetimi falan giydim. Hatta alt üst takım giydim. Şey olsun diye, böyle beni gaza getirsin diye böyle bir spora başlayacağım. Evde birileri olduğu günler dışarı çıkıp yürüyeceğim, olmadığı günlerde evde spor yapacağım. Şeyden, koronadan çok korktuğum için artık tekrar yakalanmaktan spor salonuna gidemiyorum. Gitsem daha güzel olacaktı ama gidemiyorum. O yüzden evde spor yapıp üzerine de bir yoga yapıp böyle günlük sabah rutinimi tamamlayayım dedim. Saat 10 oldu gerçi, sabaha kalmadı bu işin ama bir an önce başlayalım istiyorum. Size de böyle bir giriş yapayım dedim. Bu arada size şu takımımı göstermek istiyorum. Rengine bakar mısınız? Aslında bu ikisi aynı renk ama ışıktan dolayı birazcık farklı görünüyor. Bence çok tatlı. Neyse, spora başlayalım. Evet arkadaşlar, bugünkü sporum bitti. Üzerine bir de yoga yaptım. Vallahi kendimi çok rahatlamış, hafiflemiş hissediyorum yoga yapınca. Kendimi mutlu hissediyorum. Şimdi minik bir kahvaltı yapıp sonra duşa girip sonra video editimi bitireceğim ve kendimi sokaklara atacağım. Kahvaltım bu arkadaşlar. Domates, salatalık, peynir, poşe yumurta yaptım. Ben yumurtayı direkt haşlamak çok uzun sürüyor. Kızartıp da yağlı yemek istemediğim için direkt poşe yumurta yapıp bu şekilde şey yapıyorum. Burada da çayım var. Yalnız bu çayda Türkiye'den gelme, annemgil gönderdi. A101 çayıymış. Bir dilimde ekmek kızartıyorum. Onu da aldıktan sonra dizi izleyerek kahvaltımı yapacağım. Bu ara arkadaşlar Netflix'te şeyi izliyorum. Lock and Key diye bir dizi var. Onu izliyorum. Bu. İzleyeniniz var mı bilmiyorum ama bana çok zevkli geldi. Birinci sezonunun 9. bölümündeyim. İkinci sezonu var mı bilmiyorum. Varmış. İkinci sezon var. Bakacağım işte. Bakıyorum hala. İzlemeye devam ediyorum. Sonra başka dizilere geçeceğim. Böyle önerin diyorum Instagram'dan. Sağ olun, siz de güzel diziler öneriyorsunuz. Şimdi başladım. Yani başladım. Karnımı doyururken
Bir yandan da dizimi izliyorum. Mina kreşe gidince birazcık sevindirik oldum, kendime vakit ayırabiliyorum diye. Evet arkadaşlar, duşumu aldım, geldim. Yani inanamıyorum, saat 12 olmuş ama normalde ben bu saate kadar yatardım. Çünkü kaç gündür çok yorgunum. Ama bugün böyle bir spor falan yapınca böyle bir iyi hissettirdi. Ne bileyim, böyle enerji falan depoladım. Güzel oldu. Şimdi yaklaşık 1,5-2 haftanın sonunda falan ilk kez cilt bakımı yapacağım. Aa, gerçekten yani cilt bakım dedim, makyaj. Cilt bakımı olmasın. Cilt bakımını her gün yaptım ama makyaj yapmamıştım. Bu arada bilmiyorum fark ediyor musunuz ama benim göz yapım falan değişmeye başladı arkadaşlar, tuhaf bir şekilde. Böyle göz kapaklarım falan düşmeye başladı. Eskiden böyle sanki daha şeydi, daha gergindi. Şimdi düştü gibi biraz. Yaşlandım kız. Görüyor musunuz? Neyse. Cildimi tonikliyim. Ondan sonra da ay, makyajımı da güzelce yapayım. Cildimi nemlendireyim falan. Sonra işte editin başına oturacağım. Edit aslında bitti. Altyazı kısmı kaldı. Bir de böyle şey, pazar vlogu. Orada aldıklarımızın falan fiyat karşılaştırmasını hem Kore fiyatıyla hem de Türk fiyatıyla yazmak istiyorum. O yüzden onları halledip ondan sonra bu akşama da video yayınlayacağım. Sonra da kendimi dışarı atacağım. Hazırlanmış bir şekilde bekleyeyim diyorum. Daha sonra hazırlanmak için ekstra vakit harcamak istemiyorum. O yüzden arkadaşlar böyle. Haydi bakalım, başlayalım o zaman. Arkadaşlar giyindim, hazırlandım. Bu videoyu 3. kez çekiyorum. Çünkü hafıza kartım bilgisayara takılıydı. Edit yapıyordum, çekemedim. Sonra böyle bir hafıza kartına geçtim. Bu da hata veriyor. Diyorum ki niye kaydetmiyor? Yani benim böyle bir hata yapmama imkan yok. Neyse ki sorunu erken algıladım. Ve çözdüm sayılır. Tamam, kartlarım falan tam. Şimdi bizim yaşadığımız şehirde olan bir tane müzik kütüphanesi var arkadaşlar. Oraya gideceğiz hep birlikte. Ben de işte hazırlandım. Şu ışığı falan da kapatalım. YouTube'a da video yüklenir bir şekilde bıraktım. Hep birlikte gideceğiz. Arkadaşlar hava mis gibi. Şuna bakar mısınız? Tam bir bahar havası. Daha dün buz gibiydi. Biz uzun uzun montlarla dolaşıyorduk. Ama bugün mükemmel bir hava var. Evet, metro durağına geldim. Buradan böyle son durağa kadar gideceğim. Son durakta böyle toplasanız bir 10 dakika falan sürüyor. 10 dakika içinde ya, son duraktan sonra böyle 5 dakika falan yürüme mesafesi var. O kadar yürüdükten sonra varmış olacağım. Yani çok güzel bir yer gibi hayal ediyorum. Umarım da öyle çıkar. Hemen asansörle karşılaştık. Arkadaşlar geldim. Hem de çok çabuk geldim. O kadar yakınmış ki. Sanırım burası yeni açılmış. Çünkü yok diye biliyordum. Bakın. Müzik kütüphanesi şura. Böyle insanlar da önündeki parka falan oturmuşlar. Çok tatlı bir yere benziyor. İçeri gireceğim ama çok heyecanlıyım. Böyle yerlere girerken böyle çok şey oluyorum. Gerilip ve utanıyorum ve video çekemeyecek gibi hissediyorum kendimi her defasında. Az daha çimlere basacaktım. Ay ne kadar büyük bir yer burası. Vay Sweeney Todd. Arkadaşlar olabildiğince sessiz konuşuyorum. Çünkü insanlar burada hem çalışıyorlar hem kitap okuyorlar. En üst kata çıkıyorum. Burası yani çok güzel. Yani dizayn olarak çok güzel. Bak
böyle bir salon var. Arkadaşlar burada bir plak buldum. Çok güzel. Sizle de paylaşmak istiyorum. Dinlerseniz çok mutlu olacağınıza da eminim ayrıca. Başından kalkamıyorum ama kalkmak durumundayım. Evet arkadaşlar, sonunda kütüphaneden çıktım. Aslında daha fazla kalmak istiyordum. Ama rahatsız edici birisi vardı orada. Ben nereye gidersem oraya geldi falan. Muhtemelen telefon numaramı isteyecek diye çıktım. Zaten saat de 3 oldu. Yavaş yavaş eve doğru dönmeyi düşünüyorum. Bir kafeye uğrayıp. Onun dışında kütüphane çok güzeldi. Yani bayıldım. Bir daha gitmek istiyorum. Yani ilerleyen zamanlarda tekrar geleceğim. Yani burada insanlar sadece müzik dinlemiyorlar. Ders çalışan da var, kitap okuyan da var. Piyano alıştırması yapan var. Bir sürü şey var ve eğer denk getirirsem piyano resitali tarzında bir şey de dinleyebilirim. O yüzden çok sevdim burayı. Ayrıca hazır buraya gelmişken size bir şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar. Aslında eskiden benim böyle şeylere çok fazla ilgim yoktu. Yani Kore'ye geldiğimden beri bu sene sadece böyle yerlere gitmeye başladım. Bunun da bendeki yani en büyük etkisi, yani buraları sevmemin, buralara ilgi duymamın en büyük etkisi Kore Kültür Merkezi sayesinde oldu. Daha önce Kore Kültür Merkezi ile birlikte kültür tanıtım elçisi olmuştum ve bununla ilgili araştırmalar yaparken nereye gidebilirim, ne yapabilirim, Kore'nin kültürünü nasıl yansıtabilirim, Koreliler nasıl yaşıyorlar veya onların yaşamları nasıl, bunları araştırırken böyle yerleri keşfettim. Ve aslında benim de böyle şeylere ilgim olduğunu fark ettim. Kaldı ki aranızda eminim böyle şeyleri seven, böyle yerleri merak eden insanlar da vardır. O yüzden de sizi bugün buraya getirdim aslında. Size ufacık bir şekilde Kore Kültür Merkezi'nden bahsedip artık yolumuza devam edelim diyorum. Kore Kültür Merkezi arkadaşlar Ankara'da bulunuyor ve burada bir sürü online ve offline olarak kurslar oluyor. Korece kursları var, yemek kursları var, tekvando kursları var, K-pop kursları var. O kadar çok seçeneğiniz var ki bunların ücretsiz olması bizi daha da çok mutlu ediyor. Ben de size bunları söylemek istiyorum. Çünkü çok fazla takipçim bana Korece'yi nasıl öğrendi? Kore yemeklerini nasıl yapabiliriz? Ben K-pop idolü olmak istiyorum, dansçı olmak istiyorum. Nasıl olabilir? Sürekli böyle sorular alıyorum ve bunların cevabı aslında çok basit. Sadece Kore Kültür Merkezi'nin web sitesini şuraya bırakacağım. Buraya girip bu şekilde oradan bilgi alabilirsiniz. O kadar kibar, o kadar canı yakınlar ki online destekten veya telefonla arayarak da size yardımcı olmalarını söyleyebilirsiniz. Tabii ki bu kursların katılım süreleri ve dönemleri var. Bunları yakalamanız çok önemli arkadaşlar. Çünkü inanın o kadar çok ilgi var ki yer kalmıyor. Bu yüzden de sizleri buraya davet etmek istiyorum. Aynı zamanda Kore Kültür Merkezi sık sık yarışmalar düzenliyor. İşte Kore kültürünü tanıtmayla ilgili. Ondan sonra çizim yarışmaları, işte Instagram sayfası, YouTube sayfası, video yarışmaları ve gerçekten harika ödüller sunuyor. Bunlara sadece Türkiye'den katılabiliyorsunuz ve aslında bu sizin için çok büyük bir avantaj. Çünkü Kore'de yaşayan biriyle Türkiye'de yaşayan birinin Kore kültürünü tanıtma açısından yarışması birazcık haksızlık oluyor. Bu yüzden de böyle bir şey yapmışlar. Yarışmaları takip edin arkadaşlar. Çok güzel yarışmalar var. Çok emek harcanan ödüller var. Çok eğlenceli etkinlikler var. Bu etkinliklere de sık sık katılın. Ayrıca bol bol sergi oluyor. Ondan sonra gösteriler oluyor. Bunlara da katılmayı unutmayın. Aynı zamanda Kore Kültür Merkezi'nin YouTube sayfasına girerseniz, onu da aynı şekilde buraya bırakacağım. YouTube sayfasına bakarsanız eğer, orada da zaten sizi bilgilendirilecek. Aynı zamanda Instagram sayfasında da sık sık paylaşıyorlar. Herhangi bir bilgilendirme, yarışma, eğlence, etkinlik olduğu zaman bunlara ücretsiz bir şekilde katılabilirsiniz arkadaşlar. Sakın kaçırmayın diyorum ve yoluma devam ediyorum. Hava o kadar mis gibi ki
Böyle içim huzurla doluyor arkadaşlar. Çok mutluyum. Ben bugün buraya geldim. Buranın yerini falan öğrendim. Bir sonraki sefere daha erken gelip burada direkt kitap okuyup, ders çalışıp, müzik dinleyip o şekilde vaktimi geçirmek istiyorum. Size de ufacık gösterme. Aslında çok gösteremedim. Çünkü bu da beni çok şaşırttı. İnsanlar böyle dolmuş içeri. Bahçesini de gördünüz zaten. Kitap okuyorlar. Etrafta çıt çıkmıyor. Sonra ben işte plağı çalıştırmayı tam anlayamadım. Çünkü hayatımda hiç plak çalıştırmadım. Ondan sonra orada bir tane kız ve çocuk vardı. Sevgililerdi muhtemelen. Çok tatlılardı. Sonra çocuk bana dedi ki yardımcı olmamı ister misin? Dedim tabii ki, neden olmasın? Çok sevinirim. Çok teşekkür ediyorum onlara da. Bana yardım ettiler. İşte dediler böyle yaparsan daha iyi olur. İşte şu şekilde çalışıyor, bu şekilde durduruluyor. Bana açıklamasını yaptı. Ama hani yanınızda birisi olmasa da orada zaten Korece kitapçık vardı nasıl çalıştırmamız gerektiği konusunda. Ben normalde direkt onu elime aldım. Sonra çocuk yabancı olduğumu görünce dedi ki yardımcı olayım mı? Dedim yani yardımcı ol, iyi olur. Ben severim yardımı. Öyle işte arkadaşlar. Şimdi takipçilerimle, Instagram'daki arkadaşlarla uzun süredir canlı yayın yapmıyorduk. Ve ben de dedim ki bugün bir canlı yayın yapalım. Bir keyfimiz yerimize gelsin. Şimdi o yüzden canlı yayına başlayacağım. Aynı geldiğim yolu geri döneceğim ve canlı yayına da bu şekilde devam etmiş olacağım. Şimdilik sizi öpüyorum. Canlı yayının belli bir kısmında da videoyu geri açarım zaten. Öpüldünüz. Arkadaşlar dışarıdan geldim. Çok güzel bir canlı yayın yaptık ama canlı yayın sırasında başıma bir şey geldi. Beni Instagram'dan takip etmeyen arkadaşlar için burada anlatmak istiyorum. Şimdi ben metroda canlı yayın yapıyorum. Aslında kafede yapmak istedim ama saat 3 olmuştu. Ve ben de hani dedim ki yolda başlayayım. Çünkü saat 4-5'te Mina çıkıyor. 4.30'a kadar canlı yayın yapıyorum. 3'te başlayıp hemen bitiyor çünkü yani. Tadını alamıyoruz. O yüzden de şey yaptım böyle. Canlı yayına metroda başladım. Neyse metroda böyle canlı yayın yapıyorum. Elimde telefon konuşuyorum filan. Dur anneciğim. Neyse adamın bir tanesi böyle bana baktı. Hani dedim ki acaba şey için mi bakıyor böyle, hani yabancıyım, konuşuyorum, kimle konuşuyorum filan. Ve baktı telefonu merak etti. Hani ne yapıyorum ne merak etti. Arkamdan böyle telefona bakarak geçti. Ondan sonra yanıma durdu. Ondan sonra ben konuşmaya devam ediyorum. Ben uzaklaştıkça, elinde bir tane kitap var. Ben uzaklaştıkça geliyor böyle yanıma geliyor. Ondan sonra ben arkamı dönüyorum. Arkadan sürekli telefonun ekranına bakıyor filan. Ondan sonra ben hani umursamadım, devam ettim yani. Benden ne zarar gelebilir ki sana? Oturmuşum orada kendi başıma, burnuma soktum telefonu başkaları görünmesin. Yani onu çekiyorum diye rahatsız olacak bir şey de yok ortada. Neyse böyle sessiz de konuşuyorum. Ben gürültülü de konuşmuyorum. Neyse işte ondan sonra böyle adamın ince durak zamanı geldi. Böyle sırt çantası falan var. Ondan sonra inerken bana bir çarptı. Ben dedim ne oluyor ya, bana çarptı fark ettiniz mi filan dedim canlı yayında. Ha, canlı yayındakiler de dediler ki evet fark ettik. Hatta vereyim yayının kalanına o devam etsin. Nasıl bakıyor ya. Vurdu da gidiyor. Aa, manyağa bak. Şizofren. Hatta vereyim yayının kalanına o devam etsin. Nasıl çarptığını gördük filan. Adam böyle metrodan indi, böyle bana şey ters bakıyor, böyle katil bakışları gibi bakışları var. Ben ne yaptığımı anlamadım. Ben sana ne zarar verdim ki yani? Orada duruyor. Onun dışında hiç kimse yani rahatsız olmuyor. Mesela yüksek sesle konuşsam filan uyarırlar mutlaka. Hani derler sessiz ol vesaire. En azından gözümün içine bakarlar ki benim anlamam için. Ben özellikle böyle sürekli insanları kontrol ettim. Hani rahatsız olan var mı? Daha sessiz konuşmam gerekiyor mu tarzında, ama hiç öyle bir reaksiyon almadım diğer insan. Herkes kendi işinde gücünde rahat bir şekilde devam ediyordu. O adam böyle geldi dibime girdi. Ondan sonra inerken de çarptı, indi böyle. Metrodan indikten sonra da şöyle böyle kötü bakıyor yani. Ben de ona baktım, böyle yaptım ne oldu tarzında. Adam hala sinirli sanki beni dövecekmiş gibi filan. Bakıyor böyle tuhaf bir şey. Ben ona bir şey yapmadım ki, kendisi geldi telefonuma burnunu soktu. Ve çok rahatsız oldum. Bakın bu canlı yayında başıma geldi. İsteyen Instagram hesabıma girip bu olayı görebilir, izleyebilirler rahat bir şekilde. Kimseye bir zararım olmadı.
halde metroda normal yolumda gidiyorken, ki ben canlı yayın yapmıyor olabilir, telefonla da konuşuyor olabilirdim. Gayet normal bir şey bu. Metroda, otobüste, düşük sesle istediğinizi yapabilirsiniz. İster telefonla konuşun, ister video çekin, ister görüntülü konuşun. Bu kimseye alakadar etmez. Başkasını rahatsız etmediğiniz sürece. Kendisi geldi, burnunu soktu. Yani demem o ki arkadaşlar, başınıza gelmiyor diye böyle olaylar olmuyor değil. Oluyor. Keşke böyle olaylar yaşamasam ama kanıtım da var artık. İnanırsınız bundan sonra. Her ülkenin iyi yanı olduğu gibi kötü yanı da var. Bunu da unutmayın lütfen. Yanına gelmiyor. Neyse, eve geldiğimize göre size bitkilerimi göstermek istiyorum. Uzun zamandır bitki göstermiyordum. Göstereyim bari dedim. Biz Mina ile geçen gün yeni bitkiler aldık eve. Size de göstermek istiyorum bunları. Şimdi bu avokadom hala burada. Burada bir avokado daha var. Ondan sonra buraya bir çiçek daha aldık. Bunu dün aldık. Bu ağlayan bitki. Şimdi diyeceksiniz bu zehirli Gizem, dikkat et falan filan diye. Henüz zehirli suyu akmıyor bunun. Sabahları normalde ağlıyor olması gerekiyordu ama daha küçük olduğu için ağlamıyor. Bu burada hayatına devam ediyor. Barış çiçeğimiz burada. Sonra daha palmiyem yeni bir dal verdi. Size bunu göstermek istiyorum. Elleme anneciğim. Çok çok elleme. Sonra burada barış çiçeğim de bir dal verdi. Bunu da Mina aldı. Bu Minoş'umun yeni çiçeği. Çok güzel değil mi? Ardisya adı. Yeni aldık. Bunlar böyle burada çiçek köşesinde duruyorlar. Arada canlı yayındayken buraya gezici kütüphane geliyor bizim binanın bahçesine. Daha önceden kayınvalidem yapmıştı. Mina'ya kitap almıştı oradan. Onları değiştirip yeni kitaplar aldım. Şimdi size onu da göstermek istiyorum. Bir tanesi çok hoşumuza gitti Mina'yla. Size de gösterelim. Siz şimdi buraya durun. Bekle. Şimdi bu böyle bir sirk kitabı. Böyle, ay nasıl? Şuradan çekince bakın değişiyor. Bunlar çok hoşuma gitti. Sonra bu sayfası da böyle. Bu da değişiyor bu şekilde. Çekil anneciğim kameranın önünde. Tamam, sen de yap. Çekin. Böyle bir. Çok iyi değil mi? Bakar mısınız? Çok tatlı. Böyle bir kitap işte arkadaşlar. Bir tane bunu aldım. Bu sirkli kitabı. İki tane de hikaye kitabı aldım. Onlar böyle daha normal hikaye kitabı. Bu üç boyutlu. Bu çok hoşuma gitti. Akşam eşime de göstereceğim. Mina'ya bunlardan farklı farklı alalım. Çünkü çok güzel. Ay, biraz acıktım açıkçası. Yani sabah işte o yedikten sonra bir bardakta kahve içtim. Başka da bir şey içmedim. Canım bir şeyler istiyor ama yersem akşam yemeği yemem diye düşünüyorum. Mina'ya şimdi bir tane dün cupcake yapmıştık. Onlardan ve süt vereceğim. Kreşten geldikten sonra çok yemiyor. Daha sonra işte akşam babasıyla birlikte asıl yemeğimizi yiyoruz. Daha iyi oluyor diye düşünüyorum. Şöyle cupcake'leri böyle paketlemiştim. Mina kek yiyecek mi? Gel. Arkadaşlar şimdi akşam yemeğini yapmaya başlıyorum. Eşim tencan cige istedi. Bir de yanına kayınvalidemin önceden sosladığı eti pişireceğiz. Eleği kalbi dedikleri kaburga eti var. İnek kaburga eti. Onu yapacağım. Bir yandan da yanında da böyle çorba tarzı bir şey olsun diye tencancige yapma kararı verdik. Yani eşim kendi canı istedi, söyledi. Ben de yapıyorum. En kolay şeyi bu yani eşimin. Ne yemek istediğini söylüyor, ben yapıyorum. Bu sayede kolayca yemek sorunumu çözmüş oluyorum. Akşama ne yesek derdini. Bu da benim işime gelir tabii ki. Selam, tekrar geldim. Akşam yemeğini falan yedik. Ben bulaşıkları yıkadım, çöpleri attım. Kendi akşam yemeğimi ayrı hazırladım. Ben birazcık böyle bu hafta sağlıklı beslenme şeyine girdiğim için akşam yemeğimi elma, yoğurt, tarçın, yulaf, içine bir kaşık enerji vermesi için fıstık ezmesi, bir tatlı kaşığı. Bunları karıştırıp bu şekilde yedim. İçine 3 tane filan da badem attım. Böyle enerjiyi de versin bir şeyler. Yollarda bellerde düşüp bayılmayayım diye.
Öyle karnımı doyurdum. Mina ile eşime normal ana yemek yaptım işte. Tencancıge ile soslu et demiştim. Onu yaptım, yedirdim. Bulaşıklar falan halledildi. Makyajımı sildim. Cilt bakımımı yapıyorum şimdi de. Bu elimde görmüş olduğunuz Skin Food'un gözenek kapatıcı yumurtalı maskesi. Bugün bunu uyguluyorum. Bebek gibi cildim olana kadar uğraşacağım. Mina'dan bile güzel cildimin olmasını istiyorum. Öyle bir hırs yani. Öyle bir hırs arkadaşlar. Daha ne kadar yapabilirim bilmiyorum ama bayağı hırslı bir şekilde gördüğünüz üzere yüzümün yarısını maske açtım. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi diyeceksiniz ki Gizem ne içtin sen? Vallahi bir şey içmedim. Çay içtim. Çorba içtim. Böyle bayağı yapayım bunlardan yani. Zaten bu maske az kaldı. Bu bitsin. Skin Food'dan almak istediğim birkaç tane maske çeşidi daha var. Onları da böyle tek bir maske için nerelere gitmeyeyim diye. O yüzden bunların da bitmesini bekliyorum. Hazır gitmişken şöyle 4-5 çeşit alayım diye. O yüzden böyle bekliyoruz. Şunun adı maske sürmek ne zor ya. Özellikle şu kenar köşelere. Bu kuruyana kadar böyle bekleyeceğiz arkadaşlar. Bir de kayınvalidem akşam gelince ona bir video teklifi yapacağım. Sizin sorularınızı sorayım diyorum kayınvalidemle. Soru cevap videosu. Sizin merak ettiğiniz sorular. Gel. Mina da geldi. Hayır hayır, bana yapma, sen kendine yap. Ne yapıyorsun sen ya? Sen ne yapıyorsun? Öğrenebilir miyim? Ne yaptığını? Bu böyle yapıyorsun, ver. Yapayım sana, ver. Bak böyle yanaklarına. Nanaklayına nanaklayına. Bu yanağına da. Şöyle buralarına da. Burnuna da, burnuna da. Kapa gözünü. Buralarına da. Buralarına da. Oldu. Bak güzel oldun. Çok güzel oldun değil mi anneciğim? Bu arada size bir şey diyeceğim. Kore yemek tariflerini de merak ediyorsunuz ya hani. Bugün tam üstüne ben bugün Kore yemek tarifleri falan ararken Kore Kültür Merkezi sayfa YouTube sayfasında Kore yemeği tarifi paylaştı. Hemen size göstereyim. Çok inanılmaz derecede bir tesadüf oldu. Bakın Kore Kültür Merkezi'nin YouTube sayfasına girdiğinizde şurada bu video yemek tarifi videosu. Girişi falan çok tatlı. Aşırı şeker yapmışlar. Bu sayfayı çok geliştirmişler. Bakın malzemelerini falan da veriyor burada direkt. Ve size anlatıyorlar. Aşırı tatlı değil mi? Bence çok tatlı. Kore yemekleri tariflerini merak ediyorsanız biz hepsini veremiyoruz size. Yani benim de bilmediğim bir sürü yemek tarifi var. Bakın burada şu seriyi görüyor musunuz? Komple yemek tarifi arkadaşlar. Merak ediyorsanız buradan bakabilirsiniz. Çapça tarifi vermişler. Tteokbokki ile yacjeon vermişler. Takgalbi vermişler. Milsam vermişler. Bir de mejakka. Mejakka diye bir şey. Bunu hiç görmedim. Hiç hayatımda denemedim. Bunu izleyeceğim. Biraz da. Hatta şey de vermişler. Takgejang çorbası ve kamjajon. Vay, bir sürü tarif vermişler arkadaşlar. Benim bildirimime sadece bugün verdikleri düştü. O da demek ki şans eseriymiş. Ne? O zaman ne yapıyoruz? Kore Kültür Merkezi'nin YouTube kanalına abone oluyoruz. Benim kanalıma da abone olursanız çok makbule geçer vallahi. Bu yüzümle böyle şey yapmak istemezdim ama. Nene, ne yaptığını öğrenebilir miyim? Nene? 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 Nene nene nene. 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 Nene burada. Bebeğim ne yapıyorsun sen? Allah'ım yiyeceğim ben bu köpeği ya. Bu köpeği yiyeyim ben. Yiyeyim seni. Bebek. Bebek çıkıyor.
Mina da geldi. Mina bak nene çok tatlı. Çok tatlı çok 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 çok. Çok tatlı çok 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 çok. İngo boyo. Gomma koyayo. Gomma kan koyko. Koke hanin koyo. Gomma kan hanin koyo. Mina yogi apatto. No penjo butto. 잘했어. 머리 좀 빼야 되겠네. 여기 하나만 날기도 두 개 남았어. 이렇게 하면 안 아프지? 네. 엄마 미나가 좋아하는. 응. 보자, 줘요.